Önemli bir açıklama abi. Bu önemli açıklamayı dinleyelim. Ne kadar önemliymiş acaba? Bakalım. Selamlar arkadaşlar. Dün akşamki yaşadığımız olayla alakalı hislerimi sizlerle paylaşmak ve yaşananları sizlere anlatmak istiyorum. Bir milli takım sporcusu olarak böyle bir konuyla beraber karşınıza geldiğim için çok mutsuzum. 2 dakika video. Huzurlarınızda tüm Türk halkından özür diliyorum. O akşam maçı izlemeye gelen tüm futbol sever arkadaşlarımdan, stat görevlilerinden, tüm sporcu arkadaşlarımdan özür diliyorum ve beni affetmelerini diliyorum. Dün akşam maçı izlemek için her seyirci gibi futbol sahasına gittim, stada gittim ve maç başladı. Yani oraya gitme amacım böyle bir YouTube videosu çekmek, bunu işte sahaya atlayıp videoya çekip bunu YouTube kanalımda paylaşmak falan değildi. Kaldı ki yanımda kamera falan da götürmedim. Böyle bir hazırlığım yoktu. Maçı izlerken 15. dakikada falan inanılmaz heyecanlı bir durum oldu. Korner atışı esnasında maç durdu ve ben anlık refleksle bir anda heyecana kapılıp sahaya atladım. Kimseye dokunmadım. Çok. Yaptığım o anın heyecanına kapılmış böyle planlanmamış bir hareketti. Ne bir... Beyler şimdi adama R yazıyorsunuz da ne desin amına koyayım? Çıkıp evet arkadaşlar YouTube'a video çekecektik. Önceden planladık. Sahaya atladım. Hepsi planlıydı falan mı demesini bekliyorsunuz? Tabii ki de böyle bir açıklama yapacak. Kişinin ne bir kurumun ne de bir markanın yönlendirmesiyle falan hareket etmedim arkadaşlar. Bunu da Ya mı da önceden planladı buradan diyorsun bir yani video sen? çıkartıp Bu YouTube konu. kanalıma atıp bir gelir elde etme amacında da değildim. Bir takipçi kazanma amacında da değildim. Hepinizden teker teker özür diliyorum bu durumu size yaşattığım Ve için. Bir milli takım... abi ne dedim Burak bir daha söyle. bu konuşmayı da mı önceden planladı diyorum acaba? Yok, bu konuşma olayların şekline göre. Ya şey gibi abi mesela ben size şöyle anlatayım arkadaşlar. Hepiniz fikrimi merak ediyorsunuz ya. Fikrim şu benim abi. Bu bir böyle nasıl diyeyim? Düşünsenize ben Elvin'dim tamam mı? Bir gün maçı bir açıyorsunuz, sahada koşturuyorum falan. Direkt herkes Elvin kim? Elvin kim? Elvin kimmiş ya falan diye beni aratacak ve gündeme geleceğim. Anladınız mı? Ya amaç aslında bu bence. Düşünsenize ben maçtayım. Atlıyorum sahaya, koşturuyorum amına koyayım. Yani başka ne amacım olabilir ki abi? Niye böyle bir şey yapayım? Değil mi? Bir insan niye böyle bir şey yapar abi? Dünyada kaç milyon insan varken neden bir kişi bunu yapıyor? Çünkü daha önceden de örneklerini gösterdim. Yazın amına koyayım şeylere bakın. Vitality bilmem ne vardı zamanında. Adam atladı sahaya. World Cup diye W'ye bastığın an zaten adamın şeyi çıkıyor bak. Chat. Aynısı. Açalım abi. Adam atlıyor. Hop. Koşuyor sonra. Aynısının copy paste abi. İçeriği çalmış yani. Ya bunun Turkish Edition'ı. Turkish Aa Edition olmuş abi bu biraz. Turkish Edition. ben bu olay beni çok sinirlendiriyor. Sporcusu Sürekli olduğum için. saldırasım geliyor ya. Yani izlemedik diyorsunuz da arkadaşlar size az önce gösterdiğim video 5 yıl önceydi. Bu şey ya direkt sahaya atlayıp koşmak şey değil yani hani daha önceden yapılan şeyler bunlar. Böyle ilk kez değil anladınız mı? Türkiye'de ilk kez gördüm ama evet adam almış. Türkiye'de ilk kez böyle bir şeye cesaret edilmiş herhalde. Subor 2. ay iyi yayınlar demiş. Eyvallah abi. Kevgat 8. ay hoş geldin 8. kez. Nafi kardeşim 5. ay aleyküm selam. Beyler bir şey daha söyleyeceğim. Küfür etmek ban sebebi mi? Yo değil. Yani ben küfür edebiliyorum. Amına amına koyayım koyayım falan edebiliyorum. E-sporcu olsam banlanırdım. Zaten e-sporcuydum banlandım şimdi değilim. Yanlış bir davranış ama bazıları gereksiz tepki veriyor diyen var. Kardeşim şimdi benim konuştuğum insanlar da diyor ki sahaya böyle çıplak kız atlasa herkes o kız kimmiş bilmem ne deyip takip ederdi diyor. Bilmem ne bir ton fikir var yani ben hangi fikri savunacağımı bilemiyorum. Benim düşüncem bu. için bu müsabakaların ne kadar önemli müsabakalar olduğunu farkındayım. Kendim 27 kere milli forma giydim. Ama bu durumun içerisindeyiz ve karşınıza geçip sizden özür diliyorum. Bugüne kadar beni tanıyanlar iyi bilir. Tanımayanlara da şöyle kısaca kendimi anlatmak istiyorum. Yaptığım videolarda ve yaşantımda her zaman spora ve sporcuya çok önem gösterdim. Kendi yaşantımda da bu şekilde Ben de yaşıyorum. sporcuyum Genç artık. arkadaşlarımı da bugüne kadar hep spora teşvik ettim. Bu durum Evet. yaşanmış olsa bile daha ilgili bir şekilde, daha alakalı bir şekilde genç arkadaşlarımı spora teşvik etmeye, bununla alakalı videolar üretmeye devam edeceğim. Böylesine üzücü bir olayla beraber karşınızda olduğum için gerçekten çok derinden etkilendim ve bu durum beni çok üzdü. Bundan sonra hareketlerimde daha dikkatli olacağıma söz veriyorum ve sizden af diliyorum. Daha öncesinde olduğum gibi gençlere ve toplumumuza örnek bir birey olmaya devam edeceğim. Hepinize teşekkür ederim dinlediğiniz için. Umarım beni affetmişsinizdir. Affettiniz mi chat? Affettiniz mi? Affediyorum, affetmiyorum diyenler var. Cevap verin. Adama ne diyor? Yani ben mesela şey yapsam. Yarın bir tane şey olsa, önemli bir maç olsa çıkıp sahaya koştursam
Beni affeder miydiniz abi? Ha? Bir de ben zaten sahaya niye çıkıp koşayım abi? Koşacak başka bir yer mi yok? Spora gidin, koşu bandında koşun amına koyayım. Yo. Kimse affetmez miydi? Peki, günün sorusunu sorayım. Yani bu maç, bu kadar büyük bir maç olmasaydı. Mesela atıyorum, böyle önemsiz bir Türkiye'de maç olsaydı ve 500 kişi izleseydi. O zaman koş abi buyur derdik değil mi? Ya önemli bir maçta bunun yapılması sıkıntı. Tüm Türkiye bu maçı izliyor abi. Daredevil 7T'yle bence net olarak söylediğin gibi tepkiler üzerine çekilmiş bir video. Bu açıklamada eğer tepkiler wow falan tarzı olsaydı gösterdiğin YouTuber gibi yayınlardı demiş. Katılıyorum abi zaten. Böyle şey olsa, adama bu kadar tepki gelmese adam direkt YouTube'a koyardı videoyu bence. Ben olsam öyle yapardım. Bu kadar tepki yiyince de böyle yapardım. Takmazdık o zaman diyen var. 260 ülkede yayınlanıyor AQ ne Türkiye'si diyen var. Kardeşim o zaman adam dünyaca ünlü oldu artık sahada koşan adam olarak. O bölümün güvenliklerinden dava açmışlar falan diyenler var. Kardeşim ben o kadar detaylı bilmiyorum. Ben şimdi o zaman şeyi sorayım. Biri çünkü chatte istikrarlı bir şekilde Levo hakkında ne zaman konuşacaksın yazıyor. Bakın. Abi Levo hakkında ne diyeceğim bilmiyorum. Adamın permaban yemesi için. Ya benim bildiğim şey. Bir yayıncının permaban yemesi için. Önceden ceza falan almış olması gerekiyor değil mi? Adam ilk cezasında pat diye permalamıyorlar. İlk başta benim bildiğim 3 gün. Sonra atıyorum 1 hafta. Sonra 1 ay. Sonra böyle perma falan diye gitmesi lazım. Levo daha önceden ban yedi mi bilmiyorum. Ben Levo çok uzun süredir yayın yapıyor. Ben bilmiyorum yani. Son bir yıldır yayınlara Twitch'e geldim ben. Mesela 5 yıldır yayın yapıyor. 5 yıl içinde kaç kere kanalı kapatıldı? Yani bir tane 5 yılda bir gün 3 gün ban yemiştir. Sonra bir daha cezası artmıştır. Bir hafta yemiştir belki. Sonra bir ay yemiştir falan. Öyle şeyler olmadı mı? Direkt böyle adam ilk kez ceza yedi. O da perma mıydı abi? Yok, eğer daha öyleyse, önce ceza yemiş bak. Daha önce ceza yemiş mi yani? 4-5 kere falan ceza yedi diyen var. 4-5 hayır kere. Var. Abi yani 4-5 kere ceza yemek şey o zaman yemişse önceden uyarı alınca işte. Uyarı değil. Şey. Mesela şey abi benim bildiğim bir ban yemek için böyle bu kadar şey. Çünkü daha önceden birkaç tane daha yayıncı banlanıyordu abi. Hani banlananları biliyoruz. Bir banlanıyorlar 3 gün. Ne bileyim banlanıyorlar 1 hafta. Sonra artıyor katlanarak artıyor abi. Ama böyle yani Levo'nun açıklamalarını da takip ettim ben. Tehditten falan demişler. Ya bir de her yerde SS dolaşıyor ya. Neden yediğini kimse bilmiyor. Adam kendi de bilmiyor. Ben nereden bileyim kardeşlerim yani değil mi? Nereden bilebilirim ben adamın neden ban yediğini? Willy Wonka Vevo kardeşim Prime'la abone olmuş. Hoş geldin. Ramiz Kara Ramiz Kara eski 6. ay 6 aylık abonene yapar gibi Ercem Cumali seni çok seviyor.